bu hükümet dünyanın en doğru işini bile yapsa bizim bu hükümeti alkışlayacak halimiz yok. Milletin bize verdiği görev bu kardeşim. Ana muhalefet görevlerinin amacının dışında CHP'nin çarpık siyaset anlayışını en iyi anlatan cümleyi sarf etti. CHP yeni ve yine bir gafa imza attı. CHP Grup Başkan Vekili Engin Altay aslında neden yıllardır iktidara gelemediklerini o cümlelerle özetledi. Bu hükümet dünyanın en doğru işini bile yapsa bizim bu hükümeti alkışlayacak halimiz yok. CHP Grup Başkan Vekili Engin Altay meclis bütçe görüşmelerinde hükümeti eleştirmek isterken CHP zihniyetini ortaya koydu. Bu hükümet dünyanın en doğru işini bile yapsa bizim bu hükümeti alkışlayacak halimiz yok. CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu ile birlikte Türkiye ve milli duruş hariç her türlü çizgiye kayan CHP'nin felsefesi ve mantığı da o sözlerde gizliydi. Bu hükümet dünyanın en doğru işini bile yapsa bizim bu hükümeti alkışlayacak halimiz yok. Milletin bize verdiği görev bu kardeşim. CHP Grup Başkan Vekili Engin Altay'ın sözleri Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın da gündemindeydi. Adam sirkatin söylüyor, şecaat arz ederken. Şu hale bak ya. Ya millet, benim aziz milletim, affedersin, bu kadar güzellikler yapılırken onu kötüleyene iyi yaptın der mi? Ya demediği için zaten sizi 10 yıllardır bu ülkede iktidar yapmıyor ya. Akıllanın, akıllanın. CHP'li Engin Altay'ın politikalarını özetleyen cümleleri Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın ana hıyanet partisi sözünü hatırlattı. İşte Türkiye'deki ana hıyanet bu. Ana muhalefet bu. Buyurun, her şey açık, net, ortada. Bu hükümet dünyanın en doğru işini bile yapsa bizim bu hükümeti alkışlayacak halimiz yok. Dört yan ihanet şebekeleriyle sarılan Türkiye sadece uluslararası komplolarla değil, Türkiye içindeki şer odaklarıyla da mücadele ediyor. FETÖ, PKK, DHKPC, DAEŞ ve daha birçok terör örgütü Türkiye'ye bu ülkenin seçilmiş hükümetine karşı birlikte hain tuzaklar peşinde koşuyor.